Efendim mutlu günler. Haber 16 ile Ulusal Kanal ekranlarında yeniden sizlerle birlikteyiz ve 4 günlük yasak öncesi sevgili izleyiciler sokağın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Arkadaşımız Deniz Çağlayan şimdi Taksim'de. Taksim'de son sözü söyleyecek. Bakalım son olarak şu anda tedbirlere uyuluyor mu? Deniz aktarsın bize. Deniz Çağlayan sendeyiz. Yeşim şu anda İstanbul'un en işlek noktalarından biri olan İstiklal Caddesi'ndeyiz normal şartlar altında. Son zamanlarda İstiklal Caddesi'nde özellikle de hafta sonu ekranlarınıza getirdiğimiz görüntülerde sessizliğin, derin bir sessizliğin hakim olduğunu görmüştük İstiklal Caddesi'nde. Ama birazcık güneş olunca, havada ısınınca işte İstiklal Caddesi'ndeki manzara böyle oluyor. Ve özellikle de 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde birazcık da bu kalabalığın İstiklal Caddesi'nde artmış olduğunu söylemekte yarar var. 4 günlük sokağa çıkma yasağı başlayacak. Bunun öncesinde vatandaşlar gıda ihtiyacını karşılamak için özellikle fırınların, manavların, marketlerin önünde kuyruktaydılar. Yine aynı şekilde farklı ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar da bankaların önünde kuyruğa girdiler. O noktalardan biri de İstiklal Caddesi'ndeki PTT şubesi. PTT şubesinin hemen önünde de vatandaşlar 1,5 metre mesafe kuralına uyarak şu anda sıraya girmiş durumdalar. Maskeleriyle birlikte içeri girmek için bekliyorlar. PTT'ye biliyorsunuz ki birçok noktada aslında sınırlama getirilmişti. İhtiyaçlar evlere götürülüyordu. Yine aynı şekilde hesaplara paralar yatırılıyordu. Ama farklı ihtiyaçlar içinde PTT şu anda hizmet vermeye devam ediyor. Tabii ki de sosyal mesafe kuralına uyarak. İstiklal Caddesi normal şartlar altında çok yoğun turist ağırlayan noktalardan biri. İstanbul'un göz bebeği, Türkiye'nin kalbi sayılan noktalardan biri. İşte bu noktada da bugün özellikle bir yoğunluk söz konusu. Şöyle biraz ilerleyelim, aşağı doğru göstermek istiyoruz. Aslında birçok dükkan kepenk kapatmış durumda. Telefon, farklı işletmeler bazı noktalarda kepenklerini açmış durumda bugün için. Ama onun dışında İstiklal Caddesi'nde pek çok dükkan kepenklerini indirmiş durumda. Biz buradan şu çağrıyı tekrar ifade edelim. Evde kal diyelim. Evde kalmak hem bizi hem sevdiklerimizi hem de ülkemizi korumak için önemli. Gönüllü karantina çağrısına lütfen kulak verelim ve lütfen evlerde kalmaya özen gösterelim. İstiklal Caddesi'nde aslında çok da görmek istemediğimiz bir manzara bu. Hemen şöyle arkana doğru gösterirsen Emre, kameraman arkadaşım Emre size gösterecek. İstiklal Caddesi'nde bir yoğunluk söz konusu. Bu yoğunluğu aslında çok da görmek istediğimizi söyleyemeyiz. Bu yoğunluğun bir an önce azalmasını ve vatandaşların bir an önce evlerine çekilmesi gerektiğini ifade edelim ve İstiklal Caddesi'nden sözü tekrar sizlere bırakalım. Teşekkürler Deniz Çağlayan. Evet, yasak öncesi bir yoğunluk gözleniyor Taksim Meydanı'nda ama herhalde alışveriş için diye olduğunu düşünüyoruz. 4 günlük yasak öncesi işte Taksim'deki son görüntüleri ekranlarınıza getirdik. Ve Cuma günü Ramazan, bu yıl salgın nedeniyle iftar ve sahur için çadır kurulmayacak. Ramazan davulcusu bahşiş toplamak için gezmeyecek. İçişleri Bakanlığı virüs nedeniyle Ramazan ayı için alınan tedbirleri açıkladı sevgili izleyiciler. Genelgede türbe ziyaretlerinin kısıtlanacağı da bildirildi. İşte bu iftar çadırları salgın nedeniyle bu yıl kurulamayacak. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine Ramazan ayı için aldığı tedbirleri içeren genelgeyi gönderdi. Buna göre COVID-19 nedeniyle vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar ve sahur çadırlarına müsaade edilmeyecek. Genelgede fırınlarda pide kuyruğu oluşmaması için de önlem alındı. Bunun için ekmek üretimi ve siparişlerin iftardan 2 saat önce sonlandırılacağı bildirildi. İftar vakitlerinde trafik olmaması için en az 3 saat önce toplu taşımada kullanılan araç ve sefer sayısı da arttırılacak. Ramazan davulcularının tek tek evleri dolaşarak bahşiş toplaması risk oluşturacağından bu yıl buna da izin verilmeyecek. Davulcuların geleneksel hizmetleri yerel yönetimlerce karşılanacak. Ramazan ayı boyunca türbe ziyaretleri de kısıtlanacak. Arife günüyle bayram günlerinde de mezarlık ziyaretlerinde ateş ölçümü yapılacak. Öte yandan Ramazan ayını fırsat bilerek fahiş fiyat uygulaması yapan firma ve işletmelere yönelik denetimler de yapılacak. Sağlıkçılar Türk milletini ve meslektaşlarını 23 Nisan'da saat 21'de İstiklal Marşı'nı okumaya çağırdı. COVID-19'da çarpışan kahramanlar meclisin açılışının 100. yılına ilişkin anlamlı mesajlar verdi.
23 Nisan Türk milleti açısından çok önemli bir tarih. Sağlıkçılardan anlamlı 23 Nisan çağrısı geldi. Yeni tip koronavirüsle göğüs göğüse çarpışıyorlar. Türkiye'nin COVID-19'la mücadelesinin kahramanları olan sağlıkçıların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için mesajı var. Sağlıkçılar, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un 23 Nisan saat 21'de balkonlardan İstiklal Marşı'nı okuyalım çağrısına destek verdi. Cumhuriyetçi Hekimler Derneği 2. Başkanı Uzman Doktor Hikmet Çevik meslektaşlarına çağrıda bulundu. Meclis Başkanımızın yaptığı çağrı çok yerinde, çok değerli bir çağrı. Bütün şu anda koronayla göğüs göğüse çarpışmakta olan sağlık çalışanlarına da buradan çağrımız meslektaşlarıma, mesai arkadaşlarıma 23 Nisan akşamı saat 21'de milletimizle birlikte elimizde bayraklar, İstiklal Marşımızı var gücümüzle, gururla söyleyeceğiz. Türk Diş Hekimleri Birliği Başkanı Profesör Doktor Atilla Stepan Ataç da çağrıya destek veren isimler arasında. Milli egemenliğimizin 100. yılını kutladığımız bu dönemde hepimiz evdeyiz ama ben tüm diş hekimlerini 23 Nisan saat 21'de balkonlardan İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. Belki sokaklarda coşkulu bir kutlama yapamayacağız ama evde kalsak bile bu 100. yılı bize armağan edenlerin anısına Cumhuriyeti nerede olursak olup koruyacağımıza ve hatırlatacağımıza da haber vermek istiyorum. Bir çağrıda COVID-19'la mücadelenin vazgeçilmezleri olan hemşirelerden geldi. Türk Hemşireler Derneği Genel Başkanı Profesör Doktor Sevilay Şenol Çelik sağlıkçıların çocuklarına seslendi. Sağlık camiasının bu bayramı evde anneleri babaları olmadan kutlayan sevgili çocuklarımız kendilerini yalnız hissetmesinler. Bizim kalbimiz onlarla atıyor. Atalarımızdan aldığımız mücadeleci ruh ve vatan sevgisiyle içinde bulunduğumuz bu savaştan galip çıkacağız. Tüm halkımızın 23 Nisan saat 21'de balkonlarda İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Doktor Özlem Sezen de tüm çocukları ve Türk milletini 23 Nisan saat 21'de balkonlara çağırdı. Sevgili çocuklar, atamızın büyük bir ileri görüşlülükle yarının büyükleri, ülkemizin yöneticisi olacak sizlere armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyorum. Ulusal egemenliğimizin en önemli adımlarından birinin atıldığı bugünün 100. yılını kutluyoruz. Aynı zamanda bir tarihe de tanıklık ediyorsunuz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. kuruluş yıl dönümünde Dünya Çocuklarından 23 Nisan mesajları geldi. Çocuklar Ülkesi Kitsanye İstanbul'un girişimiyle başlatılan 23 Nisan projesine 22 ülkenin 29 şehrinden çocuklar katıldı. Dünya çocuklarının kendi dillerinde 23 Nisan mesajlarının yer aldığı video sosyal medyada paylaşıldı. Feliz Yedas Kriyansas! Dünya çocukları koronavirüs salgınına rağmen 23 Nisan'ın 100. yılını birlikte kutladı. Ulu Önder Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunu tüm dünya çocuklarına armağan etmesinin üzerinden tam 100 yıl geçti. Dünyanın dört bir yanındaki çocuklar meclisin 100. yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı renkli mesajlarla kutladı. Salgın nedeniyle sokaklar, parklar ve okul bahçeleri çocuk sesine hasret kalsa da dünyanın dört bir yanındaki çocuklar 23 Nisan için tek yürek oldu. Çocuklar Ülkesi Kidzanya İstanbul'un girişimiyle başlatılan 23 Nisan projesine 22 ülkenin 29 şehrinden çocuklar katıldı. 23 Nisan coşkusunu kendi dillerindeki mesajlarıyla paylaşan çocukların yer aldığı video, Kidzanya İstanbul'un sosyal medya hesaplarında ve internet sitesinde paylaşıldı. Biz geleceğin iş adamlarıyız. Bizler geleceğin gazetecileriyiz. Çocuklar bu bayram paylaştıkları mesajlarla binlerce kilometrelik mesafeleri aşarak sevgi, barış, kardeşlik ve umudu yeşertti. See you. Yurtta barış, dünyada barış. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa ve Rusya liderleriyle telefon görüşmesi yaptı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşen Erdoğan, koronavirüs salgınına karşı küresel mücadelenin yanı sıra ikili ilişkiler ve bölgesel konuları da ele aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa ve Rusya liderleriyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan'la Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında yapılan görüşmede, koronavirüs salgına karşı küresel mücadele, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de görüştü. Kremlin basın servisinden yapılan açıklamada, iki liderin COVID-19 salgını ile ilgili durumu ele aldıkları bildirildi. Erdoğan ve Putin, enfeksiyonla mücadelede ortak çabayı artırmaya hazır oldukları konusunda birbirlerini bilgilendirdi. Türkiye'nin Rusya'da ve Rusya'nın Türkiye'de kalan vatandaşlarının tahliyesine yönelik işbirliğini de görüşen iki lider, İdlib bölgesindeki durumu istikrara kavuşturmak için 5 Mart tarihli Türk-Rus anlaşmalarının uygulanması dahil İdlib ve Suriye konusunda kapsamlı görüş alışverişinde bulundu. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve bağımsızlığının korunmasının önemine vurgu yapan Erdoğan ve Putin, İki ülke arasındaki nükleer enerji, tarım ve ulaşım sektörlerindeki ortak projeleri de masaya yatırdı. Açıklamada iki liderin farklı seviyelerde temasları sürdürme konusunda mutabık kaldıkları vurgulandı. Avrupa'daki son durum nedir sevgili izleyiciler? Avrupa'nın COVID-19'la mücadelesi devam ediyor. İngiltere'de potansiyel koronavirüs aşısı 23 Nisan Perşembe günü insanlar üzerinde denenecek. İspanya'da kurulan Sahra Hastanesi ise birinci ayını doldurdu. Vaka sayısının 129 bini aştığı İngiltere'de aşı çalışmalarına öncelik veriliyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı ülkenin koronavirüsle mücadelesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, potansiyel COVID-19 aşısının 23 Nisan Perşembe günü insanlar üzerinde denenmeye başlanacağı belirtildi. Klinik çalışmalar için 20 milyon sterlin katkı sağlanacak. Avrupa'da en fazla vakaya sahip ülke ise İspanya. Ülkedeki vaka sayısı 204 bini aştı. Ülke COVID-19 salgınında yetersiz kaldığı için fuar alanına Sahra Hastanesi açmıştı. O Sahra Hastanesi birinci ayını doldurdu. Madrid'deki Sahra Hastanesi'nde bu zamana kadar tedavi gören 3758 COVID hastası, 3316'sının taburcu olduğu belirtildi. Öte yandan İspanya'da sol koalisyon hükümeti 9 Mayıs'a kadar uzatılacak olağanüstü halin şartlarının hafifletme kararı aldığını belirtti. İtalya'ya gidelim. İtalya'da vaka sayısı 184 bine dayandı. İkinci ayını dolduran COVID-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma'dan yapılan yazılı açıklamayla doyuruldu. Açıklamada ülke genelinde bugüne kadar 1.450.150 test yapıldığı bilgisi de paylaşıldı. 158 bin aşkın vakanın olduğu Fransa'da yoğun bakıma alınanların sayısındaki düşüş ise devam ediyor. Vaka sayısı Almanya'da ise sevgili izleyiciler 148 bini geride bıraktı. Evet sevgili izleyiciler, değerli bir konuğumuz bizimle birlikte Bursa'ya gideceğiz. Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Sayın Nedret Yayla Bursa'dan katılıyor. Sayın Yayla hoş geldiniz Haber 16'ya. Olduk efendim. İyi yayınlar. Efendim yarın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ama bağımsızlık mücadelemizin en önemli mihenk taşlarından o zor günlerde meclisimiz açıldı 23 Nisan tarihinde. Özellikle şunu belirtmenizi istiyorum. Bugünün önemi nedir? Neler anlatmak istersiniz? Efendim, rahmetli Demirel'in bir sözüyle başlamak isterim. İktidar her zaman vardır ama muhalefet ancak demokrasi meclisin açılmasıyla birlikte biz çok partili demokratik hayata gerçek anlamda geçtik diyebiliriz. Yüce Atatürk, Büyük Atatürk milli mücadeleyi bile demokratik bir ortamda meclise yürütmüştür. Kendisine çok önemli muhalefet edildiği dönemlerde olmuştur. Hı hı. Üstün dehasıyla, üstün yeteneğiyle halifleri de ikna ederek beraberliği sağlayarak kuruluş mücadelesini sonuçlandırmıştır, başarıya ulaştırmıştır. Dolayısıyla bugün yaşayabiliyorsak
Bu Kür ülkede bugün teneffüs edebiliyorsak kendisine ve silah arkadaşlarına borçluyuz. Kendilerini rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum. Bundan sonraki sürece baktığımız zaman virüsten sonra özellikle Atatürk'ün, özellikle Cumhuriyet'in ulusal değerlerimizin öne çıktığını görüyoruz. Şimdi yeni nesillere, genç kuşaklara nasıl bir mesaj vermek istersiniz bu süreçte efendim? Ben Atatürkçülüğü Türk milletinin çimentosu, harcı olarak görüyorum. Eğer tarih yerindeyse biz direkten dönmüş bir milletiz. Futbolu izleyenler ne demek istediğimi çok daha iyi anlarlar. Yani gittik geldik yok olmak üzereyken son anda döndük. Dolayısıyla bu bilinci, bu ulusal bilinci tüm yurttaşlarımıza çok iyi şekilde vermek zorundayız. Eğer biz Atatürk'ün gösterdiği yoldan ayrılırsak bizi hiçbir iyi bir rakip beklemiyor. Bunu çok iyi kişiye anlatmak zorundayız. Tutabiliyor muyuz? Bundan emin değilim. Ama hepimiz bunu anlatmak zorundayız. Evet. Peki Mustafa Şentop, Meclis Başkanımız Sayın Mustafa Şentop'un bir çağrısı var. 23 Nisan'da saatler 21'i gösterdiğinde bütün vatandaşlarımızın balkonlarından İstiklal Marşı'nı okumasını istediği, siz Atatürkçü Düşünce Derneği olarak bu çağrıya cevabınız nedir efendim? Efendim, şimdi Atatürkçü Düşünce Derneği, biliyorsunuz ben Bursa Şube Başkanıyım. Genel merkezimizin bu konuda iki çağrısı oldu diyebilirim. Bir Nasıl tanesi efendim? saat 14'te bir kutlama yapılması. 14'ün anlamı şudur. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan'da 100 yıl önce saat 14'te kurulmuştur. Bu anı da çok önemli olduğu için bu anın da kutlanmasını genel merkezimiz istedi. Ayrıca saat 21'deki kutlamalara da tabii ki tüm Atatürkçü Düşünce Derneği camiası katılacaktır. Böyle ulusal bir günde, milli birlik ve beraberliği sağlamamız gereken bir günde. Buna tüm kalbimizle, yüreğimizle, varlığımızla katılacağız. Evet, yani Sayın Yayla şöyle demek istiyorsunuz. Hem 14'teki çağrıya katılacaksınız, hem 19'daki çağrıya, peki Evet efendim. bütün şubeler, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin bütün şubeleri 19'daki çağrıya katılacak mı? Yoksa şöyle bir anlaşılma da oldu. Hayır, biz katılmayacağız, 14'te katılacağız gibi düşünenler de oldu diye duyduk ama doğru mu? Yani şimdi Atatürkçü Düşünce Derneği'nin 350 tane şubesi var. Ben tabii 350 şubenin hepsinin ile görüşme yapmış değilim ama benim bildiğim ve gördüğüm kadarıyla tüm şubelerimizde saat 21'deki kutlamalara katılacaktır. Biz Bursa şubesi olarak zaten kendi üyelerimize duyuru yaptık ve bütün kalbimizle, yüreğimizle o anı kutlayacağız. Evet, yani sizin hem 14 ile ilgili bir çağrınız var, hem de 19'daki bu çağrıya katılacağınızı, destekleyeceğinizi söylüyorsunuz. Çok güzel. Tabii ki Peki efendim, tabii. Bursa'ya da soralım size, karşımızdayken efendim. Bursa'da şimdi son günlerde artan yasaklar günden güne tabii artmaya devam ediyor, tedbirler kapsamında oluyor. Nasıl, vatandaşlar uyum gösteriyor mu? Ramazan da yaklaşıyor, sokağa çıkma yasağı gelecek. Siz neler söyleyeceksiniz? Gözlemleriniz nelerdir? Şimdi hanımefendi, bu gözlemleri mutlaka siz basın mensupları olarak bizden daha iyi yapıyorsunuz. Çünkü biz ancak görebildiğimiz yerleri görüyoruz. Sizler sürekli kamuoyunu izliyorsunuz. Ama benim söyleyebileceğim şey şu, bu önlemler mutlaka gereklidir. Vatandaşlarımızın bunlara uyması lazım. Hatta bu önlemlerin artırılması lazım, daha sıkı olması lazım. Dolayısıyla şikayet etmeden gençler ve 65 yaşındaki üstündeki tüm vatandaşlar bu önlemlere uymalı, çünkü hayat memat meselesi. Bunun şakası yok. Geldi mi götürüyor. Kesinlikle haklısınız. Peki son olarak izleyicilerimize aktarmak istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Özellikle yarın için. Ben tüm yurttaşlarımıza mutlu bir gelecek diliyorum. Çocuklarıyla, torunlarıyla bu güzel günleri hep birlikte kutlamayı ve ebediyete kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin, Büyük Atatürk'ün dediği gibi yaşayacağımızı diliyorum, yaşayacağına inanıyorum. Saygılarımı sunuyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz. İyi ki katıldınız Haber 16'ya. Sağlıklı günler efendim. Ben teşekkür ederim. İyi günler efendim. Çok teşekkürler. Atatürkçü Düşünce Derneği Bursa Şube Başkanı Sayın Nedet Yayla bizlerle birlikte oldu. Şimdi kısa bir ara verelim. Hemen geliyoruz sevgili izleyiciler.
Evet, devam ediyoruz. Dünyadaki COVID-19'daki son duruma bilançoya da bir göz atalım. Yeni tip koronavirüs tüm dünyada etkisini artırıyor. Asya, Afrika ve Orta Doğu'da salgınla mücadele devam ediyor. Dünya genelinde koronavirüs bilançosuna bakıyoruz şimdi sevgili izleyiciler. COVID-19'a karşı Asya, Afrika ve Orta Doğu'da mücadele devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü COVID-19'un insanlara bir hayvandan bulaştığını, Çin'deki bir laboratuvardan çıkıp yayıldığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını açıkladı. Salgın nedeniyle Mekke'deki Harem-i Şerif'le Medine'deki Mescid-i Nebevi'den teravih namazları cemaatsiz kılınacak. İsrail'de yaşamını yitirenlerin sayısı 200'e, toplam vaka sayısı ise 14.000'e yaklaştı. 4.000'in üzerinde kişinin iyileştiği ülkede uçuşların durdurulduğu Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'nın boş olduğu görüldü. Ürdün'de ise salgın kısıtlamaları hafifletiliyor. Hükümet sokağa çıkma yasağına Ramazan ayında 2 günde 1 güne düşürme kararı aldı. Toplam 7 kişinin hayatını kaybetti. Ülkede salgın nedeniyle yeni can kaybının yaşanmadığı bildirildi. Pakistan'a gidelim. Pakistan'da COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 200'ü aştı. Vaka sayısı ise 10.000'e dayandı. Mısır ve Fas'ta can kayıpları artıyor. Mısır'da hayatını kaybedenlerin sayısı 260'ı aştı. Toplam vaka sayısı da 3.500'e dayandı. Fars'ta can kaybı 145'e yükseldi. Vaka sayısı ise 3.000'i aştı. COVID-19'un etkisiyle baş etmeye çalışan Yemen'i bir de sel felaketi vurdu. Yemen hükümeti Adeni felaket bölgesi ilan etti. Başbakan Muin Abdülmelik dost ülkeleri ve yardım kuruluşlarını hükümete destek olmaya çağırdı. Şiddetli yağışlar salgınla mücadeleyi de zorlaştırdı. Cezayir ve Irak'ta COVID-19 nedeniyle ölümler artıyor. Cezayir'de yaşamını yitirenlerin sayısı 400'e dayandı. Irak'ta ise 80'i aştı. Avrasya ülkelerinde COVID-19 salgınıyla mücadele devam ediyor. Son 24 saatte Moldova'da 66, Kazakistan'da 10, Azerbaycan'da 44 yeni vaka tespit edildi. Moldova'da ölü sayısı 73, Azerbaycan'da ise 20 oldu. Kazakistan'da toplam 489, Özbekistan'da ise 357 kişi iyileşti. Rusya'ya gidelim. Rusya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 450'yi aştı. Vaka sayısı 53.000'e dayandı. Moskova Belediyesi'nden yapılan açıklamada şehirde COVID-19 belirtileri olan vatandaşların sokağa çıkmasının yasaklandığı, sadece hastaneye gidebilecekleri bildirildi. Karara uymayanların ise cezalandırılacağı duyuruldu. Ve Nijerya. Nijerya'da 3 günde 150 kişi gizemli hastalık yüzünden yaşamını yitirdi. Aminu Kano Eğitim Hastanesi Salgın Hastalıklar Departmanı Direktörü İsa Abubakar can kayıplarının yeni tip koronavirüsten de kaynaklanmış olabileceğini belirtti. Abubakar farklı bir hastalık da olabilir ama kısa sürede bu kadar kişinin ölmesi normal değil ifadelerini kullandı. Ve Senegal'deyiz. Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Afrika kıtasının borç yükünden kurtulmasının çağrısını yeniledi. Ekonomik açıdan güçsüz ve COVID-19'dan kurtarılamayan bir Afrika'nın tüm dünya için tehdit olabileceğini belirtti. Ülkede son 24 saatte vaka sayısı 164'e yükseldi. COVID-19 bulaşan 242 kişi iyileşirken 5 kişi de hayatını kaybetti. Singapur'da COVID-19 nedeniyle kısmi tecrit 4 hafta daha uygulanacağı açıklanırken Tunus'ta her yıl Yahudileri buluşturan Lagba Omar bayramı bu yıl iptal edildiği bildirildi. Şimdi Çin'e gidelim. Dünya yeni tip koronavirüs salgınıyla baş etmeye çalışırken Çin'de yapılan bir araştırma yeni bir tehlikenin kapıda olduğunu ortaya koydu. Hızla mutasyon geçiren ve 30 ayrı yeni türe dönüşen COVID-19 virüsünün vücuttaki hücreleri istila etme yeteneği de artıyor. Yeni koronavirüs türleri içinde en ölümcül olanı Avrupa'da sevgili izleyiciler. Yeni tip koronavirüs salgınıyla baş etmeye çalışan dünyayı yeni ve daha büyük bir tehlike bekliyor olabilir. Çin'de yapılan yeni bir araştırma, yeni tip koronavirüsün geçen yıldan bu yana onlarca kez mutasyona uğradığı ve en az 30 farklı türe ayrıldığını ortaya koydu. South China Morning Post'un haberine göre Zhejiang Üniversitesi araştırmacıları COVID-19'un geçen yıl hayvanlardan insanlara atlamasından bu yana pek çok mutasyona uğradığını belirtti.
4 aylık bebeklerden 71 yaşına kadar bir grup COVID-19 hastasını inceleyen bilim insanları 19'u daha önce hiç görülmemiş 30 mutasyonu ortaya çıkardı. Bazı mutasyonlar virüsün vücuttaki hücreleri istila etme yeteneğini artırırken diğerleri hastalığın hücreleri öldürmesini ve daha hızlı çoğalmasını sağlıyor. Haberde en ölümcül mutasyonların Avrupa'da, en hafif türlerin ise Amerika'da görüldüğü belirtildi. Profesör Li Lanjuan ve meslektaşları COVID-19'u insan hücrelerinin ne kadar etkili bir şekilde enfekte edip öldürebileceğini test etti. Hastalardaki virüs miktarı anlamına gelen viral yükler çeşitli zaman aralıklarında ölçüldü. Sonuçlara göre en agresif koronavirüs türü en zayıf türün 270 katına kadar viral yük oluşturdu. Profesör Li ve ekibi en yüksek viral yükü üreten mutasyonun daha yüksek hücre ölüm oranına yol açtığını açıkladı. Ancak araştırmacılar daha hafif mutasyonların daha düşük ölüm riski anlamına gelmediği uyarısında bulundu. Bilim insanları virüslerin farklı toplumlardaki bağışıklık sistemlerinin üstesinden gelebilmek için sürekli mutasyona uğradığını söyledi. COVID-19 tedbirleri kapsamında yapılan evde kal çağrıları doğal dengeye yaradı. Türkiye'nin 29 büyük şehrinde hava kirliliği %32 azaldı. Hava kalitesi iyileşti, kirlilik azaldı. Sis bulutu ortadan kalkınca Uludağ bile çıplak gözle İstanbul'dan görülmeye başladı. Vatandaşların koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında evde kalması araç kullanımını büyük oranda düşürdü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın verilerine göre 29 büyük şehirde partikül madde hava kirliliği %32 azaldı. Ülkedeki büyük şehirlerde en fazla hava kirliliği azalması Kahramanmaraş'ta yaşandı. Kahramanmaraş'ı sırasıyla Şanlıurfa, Hatay, Van, Erzurum ve Eskişehir takip etti. Türkiye'nin en kalabalık şehri olan megakent İstanbul'da ise hava kirliliği 16 Mart tarihinden sonra %11 azaldı. Şimdi ekonomideki gelişmelere de bir göz atalım. Tüketici Güven Endeksi Nisan'da bir önceki aya göre %5.8 oranında azaldı. Bu düşüş oranı Tüketici Güven Endeksini veri tarihinin en düşük seviyesine çekmiş oldu. COVID-19 salgınının ekonomideki yansımaları Nisan verileriyle birlikte belirginleşmeye başlıyor. Salgının olumsuz etkisi Nisan ayı Tüketici Güven Endeksine %6 kayıp olarak yansıdı. Bu düşüş oranı Tüketici Güven Endeksini veri tarihinin en düşük seviyesine çekmiş oldu. Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen tüketici eğitim anketi sonuçları açıklandı. Buna göre Tüketici Güven Endeksi Nisan ayında bir önceki aya göre %5.8 oranında azalarak 54.9 seviyesine indi. Endeks böylece dibe vurmuş oldu. Tüketici güveninde bundan önceki en düşük seviye Kasım 2008'de görülmüştü. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Mart ayında 75.6 iken Nisan ayında %1.1 oranında azalarak 74.8 olarak kaydedildi. Yine gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi Mart ayında 57.6 iken Nisan ayında %6.7 oranında azalarak 53.8 oldu. Brent petrole de bir bakalım. Brent petrolün varili 20 doların altına düştü. 16.73 dolar oldu. Böylece Brent petrol Şubat 2002'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti. Devam eden düşük talep ve arz fazlasındaki artışla uluslararası piyasalarda 20 doların altına geriledi. Dünya genelinde hızla yayılan COVID-19 salgını nedeniyle ekonomik büyüme beklentileri ve petrol tüketimi zayıflamaya devam ediyor. Küresel petrol piyasasındaki arz fazlası her geçen gün artıyor. Salı günü 23 dolara çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 19.03 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün kapanışa göre %12.1 azalışla 16.73 dolardan işlem gördü. Brent petroldeki düşüş Şubat 2002'den bu yana en dip seviye olarak kayıtlara geçti. Amerika Birleşik Devletleri'nde Batı Teksas türü ham petrolün varili de 7.37 dolardan alıcı buldu.
Petrol ihraç eden ülkeler örgütü ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkeler 1 Mayıs'tan itibaren toplam ham petrol üretimlerini 2 ay boyunca günlük 9.7 milyon varil azaltma kararı almıştı. Ancak bu karar petrol fiyatlarındaki düşüşü durduramadı. Öte yandan Uluslararası Enerji Ajansı yaptığı açıklamada kesinti kararının bir an önce uygulamaya başlanması ve daha fazla kesintiye gidilmesi önerisinde bulundu. Ajanstan yapılan açıklamada OPEC'in 1 Mayıs'tan itibaren uygulayacağı üretim kesintisinin petrol piyasasını hızlı şekilde dengelemek için yeterli olmayacağı ifade edildi. Sir. Ve Şubat'ta 671 yatırım teşvik belgesi verildi. Bu yatırımların gerçekleşmesiyle 22 binin üzerinde istihdam sağlanacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Şubat 2020 dönemi yatırım teşvik belgesi listesi resmi gazetede yayımlandı. Buna göre Şubat ayında 671 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge verilen projelerin sabit yatırım tutarı 12 milyar 640 milyon 34 bin 123 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 22.071 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Öte yandan sabit yatırım tutarı 550 milyon 934 bin 755 lira olan ve 4.456 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 31 yatırıma ilişkin teşvik belgesi iptal edildi. Bu dönemde yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi alan firmaların sabit yatırım tutarı 5 milyar 490 milyon 638 bin 578 lira, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı ise 13.128 oldu. Zor bir sürecin ardından COVID-19 mücadelesini kazandılar ve şimdi taburcu edilip evlerine uğurlanıyorlar. Iğdır'da 85 yaşındaki KOAH hastası, Hasay'da 3 yaşındaki çocuk, Şırnak'ta da 11 aylık bir bebek ve İstanbul'da 27 yaşındaki ameliyat hemşiresi alkışlarla taburcu edildi. Sağlık çalışanları yoğun çaba gösteriyor. Hastalar direniyor. Yeni tip koronavirüse karşı verilen mücadele kazanılıyor. Hastalığı yenen yurttaşlar alkışlarla taburcu ediliyor. Iğdır'da 85 yaşındaki KOAH hastası seriye sürgün zoru başardı. Covid-19'u yendi. Tedavisinin tamamlanmasının ardından da alkışlar eşliğinde taburcu edildi. Başhekim Raşit İlhan, Seriye teyzeye çiçek verip sağlıklı kalması için tavsiyelerde bulundu. Sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Seriye teyze ise asıl alkışı hak edenin doktorlar olduğunu söyledi. 100.000 defa teşekkür doktorlarımıza. Doktorlarımız Allah başımızdan noksan elemesin. Doktor olmasa biz olmanız olur. Hatay'da bu kez hastalığa karşı mücadeleyi kazanan 3 yaşındaki bir çocuktu. Özbek asıllı Türk vatandaşı Minik E.B. 15 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. Allah onlar hepsinden razı olsun. Devletimizden de çok teşekkür ediyorum. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Doktoru Öğretim Üyesi Çiğdem El, küçük hastasının tedavi süreciyle ilgili bilgi verdi. İlk başta solunum sıkıntıları mevcuttu. Bir 3 gün kadar bir solunum destek ihtiyacı oldu. Çok hızlı antibiyotik, antimikrobiyal diğer tedavilerine başladık. Ve çok hızlı bir şekilde klinik yanıt aldık. Hem çocuk hasta olma hem ek hastalık gibi diğer durumların olması yönüyle hastamız şanslı sayılabilen hasta gruplarındandı. Minik Ebe hastaneden alkışlarla uğurlandı. Ancak doktorları onu 4 hafta boyunca izlemeyi sürdürecek. Reenfeksiyon dediğimiz tekrar eden enfeksiyonlar ve yine virüsü hasta kişinin çevreye yayması gibi durumlarında önlemini almak için aileye eğitimler verdik. Ve bu 2-3 hafta boyunca yine iletişimimiz devam edecek. Hasta yakın takibimizde olmaya devam edecek. Bir güzel haber de Şırnak'tan geldi. Cizre ilçesinde 11 aylık özgür bebek tedavisinin ardından iyileşti. Annesinin kucağında alkışlarla hastaneden taburcu edildi. Uzun bir yaşam dilekleriyle evine uğurlandı. Günün en renkli taburcu görüntüleri ise İstanbul'dan COVID-19 yenen hemşire penguen dansıyla taburcu edildi. Görev yaptığı Kartal Doktor Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınmıştı. Hastalığı yenen Doğan'ı mesai arkadaşları penguen dansı yaparak uğurladı.
Cemil ve Nadire Çelik çifti COVID-19'u çelik yumrukla yendi. Önce 72 yaşındaki Cemil Çelik COVID-19 oldu. Testleri pozitif çıktı, hastaneye yattı. Ardından da 69 yaşındaki eşi Nadire Çelik'te virüs tespit edildi. 9 günlük mücadelenin ardından Çelik çifti hastaneden iyileşerek ayrıldı. Evde karantina altında olan Çelik çifti Ulusal Kanal'ın sorularını yanıtladı. Sevgili seyirciler, koronavirüs savaşından zaferle çıkan bir çiftle beraberiz şimdi. Sayın Cemil Çelik ve eşi Nadire Çelik. Cemil Çelik eski bir gazeteci ağabeyimiz, büyüğümüz. Onlar koronavirüse yakalandılar, karı koca yakalandılar ama bu hastalığı karı koca yendiler, başardılar. Bu hastalığın bulaştığını tahmin edemiyorum. Nereden aldığımı da bilemiyorum. Yalnız yüksek ateşle baş gösterdi. Ya kendimi kaybedecek kadar ateşim yükseldi. Ondan sonra hastaneye acil olaraktan çocuklarımı götürdü. Orada pozitif çıktı. Sonuç, hastalığı orada öğrendik. Yalnız şeyde hiçbir kimseye temas kurmadım. Ve pazar alışverişimi, bakkal alışverişimi başkasına yaptırdım. Ya paradan geçti diyorum ya poşetten geçti. 72 yaşındaki Cemil Çelik ve eşi Nadire Hanım'ın kronik hastalıkları vardı. Yüksek ateşle hastaneye yatırıldılar. Şanslılardı çünkü ne yoğun bakıma ne solunum cihazına bağlandılar. 69 yaşındaki Nadire Çelik de COVID-19 olmuştu. Nadire Hanım hastalığın tespit edildiği süreci anlattı. Cemil'le beraber rahatsızlandık, tamam mı? Yazlıktaydık. Buradan izole olalım diye yazlığa gittik. Dekçiye ben Katerin'le gripin aldırdım. 10 tane gripin aldırdım. Ben onları içtim. 3 gün içinde ben iyileştim. Hafif öksürük oldu bende. Üşütme gibi oldu. Ondan sonra İzmir'e geldik biz. Cemil cuma günü doktora götürdü oğlum onu. Hemen hastaneye yatıracağız diyorlar. Test yaptırdık biz de. Oğlumla gelinimin negatif çıktı. Benim zaten ciğerlerime doktor tomografi tabii çekiliyor ya. Kan tahlillerim temiz çıktı benim. Ciğerlerin dedi ufacık böyle bir leke, buzlanma var dedi. Eğer genç olsan dedi ilaç yazar eve yollarım ama senin yaşın var, seni hastaneye yatıracağız dedi. Tamam doktor bey, yatırın dedim. Yatırdı bizi hastaneye. Emekli ekonomi muhabiri olan Cemil Çelik 9 günde, eşi Nadire Çelik de 4 günde taburcu oldu. Şu anda da karantina altındalar ve kimseyle temas kurmuyorlar. Kendilerine çok dikkat etsinler. İnsanı yani beyin bile çalışmıyor o anda. Ölecek miyim, iyi mi olacağım, ne olacağım ve bu şeyleri yaşadın mı da hayatın ne kadar güzel olduğunu anlıyorsun. Bütün doktorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çok özveride bulunuyorlar. Allah hepsini korusun bu hastalıktan. Sağlık ve sıhhatli günler diliyorum sizlere. Ya herkese bir umut olsun, tamam mı? Bak biz kurtulabildik. Herkes korkmasın, kurtulabilir ama yakalanmasın da. COVID-19'a karşı kışlalarda titiz önlemler alınıyor. Vatani görevini yapmak için birliklerine katılan askerler koronavirüs önlemleri kapsamında bir dizi testten geçiriliyor. Görev süresince de tedbir elden bırakılmıyor. Sosyal mesafe kuralına uyuluyor, termal kameralarla vücut ısıları ölçülüyor. Bir dizi testin ardından sağlık öyküsü ve yurt dışı hikayesi alınıyor. Mehmetçik, emin ellerde. Türk ordusu tedbiri elden bırakmıyor. Tekirdağ Çorlu ilçesindeki 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda koronavirüse karşı tedbirler titizlikle uygulanıyor. Askeri personelle erlerin korunması ve salgının yayılmaması için alınan önlemler kışlanın bahçesinde başlıyor, nöbet kulesine kadar devam ediyor. Vatani görevlerini yapmak üzere Tekirdağ'daki birliklerine giden erler koronavirüsle mücadele kapsamında kontrollerden geçiriliyor. Sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarılan erlerin vücut ısıları termal kameralarla ölçülüyor. Komutanlık nizamiyesine getirilen erlerin tekrar ateş ölçümü yapılıyor, sağlık öyküsü ve yurt dışı hikayesi kaydediliyor. Herhangi bir belirti tespit edilmeyen erlerin kışlaya kabul işlemleri yapılıyor. Birliğine yeni katılan erler 21 günlük geçici gözlem yerinde misafir edildikten sonra diğer askerlerin arasına katılabiliyor. Kışla içinde kurallardan taviz verilmiyor. Koğuşlarda ranzalar arasındaki mesafe düzenleniyor, ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştiriliyor. El yıkanırken sosyal mesafeye dikkat ediliyor. Nöbet kulelerinde bir er kulede, diğer er ise
alt tarafta duruyor. Tedbirler kapsamında silah bakımları da görevli komutan ve iki er tarafından maske ve eldiven takılarak yapılıyor. Temel veri kaynağımız olan anketler toplu olarak yapılan katılışlarda er gazinosunda sosyal mesafe tesis edilerek uygulanmaktadır. Gazino ve kantinde de masalara sosyal mesafe kurallarına uyularak oturuluyor. Erbaş ve erlerin toplu olarak faydalandığı Mehmetçik gazinosunda koronavirüs kapsamında tedbirler alınmış ve düzenli bir şekilde uygulanmaktadır. Askeri araçlar ve personel araçları da her kullanımdan önce ve sonra dezenfekte ediliyor. Eğitimlerde görev alan personel sayısı da tedbirler kapsamında azaltıldı. Zırhlı askeri araçlar personel kapasiteleri azaltılarak eğitimlerine devam ediyor. Covid-19 virüsü henüz ülkemizde görülmeye başlamadan birliğimizde gerekli önlemler alınmaya başlandı. Arkadaşlarımızla bir arada geçirdiğimiz süreyi en aza indiriyor ve sosyal mesafemizi koruyoruz. Türkiye'nin sınırlarını teröristlerden arındıran güvenlik güçleri yurt içinde de PKK'ya ağır kayıplar verdiriyor. Zorlu coğrafi koşullara rağmen gece gündüz demeden teröristlerin barınma alanları tek tek imha ediliyor. Ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemeleriyle de örgütün lojistik anlamda tükenmesi sağlanıyor. Muş ve Bitlis'teki operasyon anlarını ekranlarınıza getiriyoruz. Sığınaklar, bombalı tuzaklar imha ediliyor, arazi didik didik aranıyor. Bölücü terör örgütü üyeleri kaçacak delik arıyor. Muş ve Bitlis'te hava destekli operasyonlarla dağları teröristlerden temizleyen güvenlik güçleri tedbiri elden bırakmıyor. Gece gündüz operasyonlar sürüyor. Muş İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birlikler PKK'nın korkulu rüyası oldu. Ocak ayından beri terörden arananlar listesinde turuncu ve gri kategorilerde yer alan PKK'lı teröristler etkisiz hale getirilerek önemli başarılara imza atıldı. Jandarma ekipleri başta Şenyayla bölgesi olmak üzere birçok noktayı teröristlerden arındırdı. Bitlis'te ise özellikle bir zamanlar PKK'nın yuvalandığı Sehyo Ormanları bölgesinde çetin operasyonlar yapıldı. PKK'nın sözde lider kadroları öldürüldü. Bölgenin zorlu coğrafyasına rağmen jandarma birlikleri Ocak ayından bu yana düzenledikleri 42 operasyonda terör örgütüne nefes aldırmadı. PKK'nın onlarca kış sığınağı ve tuzakladıkları bombalar imha edildi. Efendim Haber 16'yı burada noktalıyoruz. Yarın saatler 12.30'u gösterdiğinde Ulusal Kanal ekranlarında gün ortasıyla yeniden sizlerle birlikte olacağız. Yarına kadar şimdi hoşça kalın.